Survivor'dan döner dönmez büyük hayali olan Pes Etme isimli albümü çıkaran ve albümü için muhteşem bir tanıtım gecesi hazırlayan Tuğba Özay'la Etiler'de buluştuk. Özay bu röportajda birçok samimi itirafta bulundu. Tuğba Özay'dan çok samimi itiraf Magazin 8'de. İyi ki hayatımdan bir Survivor geçmiş. Çocuğum doğdu. Hamileydim, doğum yaptım. Adını da çocuğun adını. Değerli izleyenler, Survivor'da yağmur ormanlarında bir yaşama alışan Tuğba Özay, İstanbul'un göbeğinde bir saksı fesleğenle eski günlerini andı. Haklı olarak çok mutlu Tuğba Özay. Yarışmadan döndü ve planladığı gibi albümü de piyasaya çıktı. Survivor'dan sonra zaten geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok güzel bir albüm lansmanı yaptım. Pes Etme'nin albüm lansmanı gerçekten çok güzel oldu. Siz de TV8 ailesi olarak yanımızdaydınız. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok özel, çok önemli bir geceydi. Tuğba Özay albümünü çocuğu gibi seviyormuş. En sonunda çıktı, çocuğum doğdu. Hep diyorum hamileydim, doğum yaptım. Adını da çocuğun adını Pes Etme koydum diye. Pes Etme'nin satışları beklendiği gibi iyi gidiyormuş. Özay kendi çapımda kavruluyorum. Bunu Survivor'da öğrendim dedi. Benim arkamda yani hiç kimse yok. Hani sponsorlarım işte bana böyle binalar döşemiyor. Türkiye'nin her tarafına billboardlar yapmıyorum. Yani kendi imkanlarım, kendi emeklerimle mücadele ediyorum. Kimsenin arkasına da sığınmadan. Survivor'da da böyleydi Tuğba Özay. Survivor'daki Tuğba Özay esasında gerçek hayattaki Tuğba Özay'dı. Ve Tuğba Özay kazandı! Yes! Tuğba Özay kazandı! Özay adada da bir şarkı yazmıştı hatırlayacaksınız. Bir tane şarkımı orada yazmıştım, bestelemiştim. O da bir şey söylemek istiyorumdu. Bir şey söylemek istiyorum sana ta uzaklardan. Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum aşkım. Sesimi duyar mısın o güneşli yollardan, kıpkızıl bulutlardan, Survivor'dan diye. Haykırmak bu kadar kolay mı, insanlık oyundan atıldı. Yılanlar, böcekler, akrepler, kokonatlar, açlık, dokunulmazlık oyunları, takım içi ve rakiplerle gerilimler arasında böylesine romantizm rüzgarlarının estiği duygulara erişmek de hisli kadın işi olsa gerek. Hissedebilene evet, ben oranın ortamını çok iyi hissetmiştim. İyiliklerime de hissetmiştim. Acısını da yaşadım. Sevincini de, coşkusunu da, öfkesini de, hüznünü de. İyi ki hayatımdan bir Survivor geçmiş. Bunca olumsuzluk ve zor şart arasında aslında iyi bir tarafını da keşfetmiş Survivor'ın. Orada her şeyden uzaksın ama alabilene bir o kadar da kendine yakınsın, alabilene. Söz adadan açılmışken Rising Star'ın gözlükleriyle olay yaratan ismi Yılmaz Morgül'ün de kulakları çınlıyor. Yılmaz'ın zaten bütün gözlüklerini benim dostlarım yapıyorlar. Yılmaz benim canım ciğerim, çok seviyorum arkadaşımı. Çok da iyi bir şov adamı ve bakın gözlüklerle nasıl olay yarattı. Ama Tuğba Özay zaten bir gözlük koleksiyoneri. Yaklaşık 1000'e yakın gözlüğüm var benim.